تنابودی او. کن خوام هرم هر نوید هر وید پاش ور میشیم. وقتی امروز هم. شما زیادی زمان. آه به زاکی میگی اولی. Wait, 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 wait. Madem ki Hüsamettin yok, çocuklarına haber verilmedi. Madem ki korktuk dedi ki pislik çıkar. Madem ki Mehmet dedi yok, o zaman tam mevcutları, çünkü onlar bizim şeyimize bak karıştırıyor. Tamam, görüşmemizde bunu demek istiyorum. Niye? Rakamlar konuşuyor, ben matematik adam. 9 9 eksiği var. Biz 5 hisseder değil miyiz abi? 5 hisseder, 5 kişiyiz. Yahu ne 5 kişi ya, adam hala karıştırıyor kardeşim. 4 kişiyiz dedi. Yahu Mehmet'in var mı? Birinin hissesini yarımını sen bırak, aldın, yarımını ben aldım. Yahu bırak, Nedim de yok. Hüsamet... Abi burada olmayanlar işte. Ya biliyorum ama beni bir dakika dinleyebilsen senden rica ederim. Şimdi Ali Haydar'ın ilk kaleden çocukları bunlar değil miydi? Evet. Hüsamet'ini biz öldürünce... Ali Haydar'ın çocuklarından Kemalettin'le, Mahfuz'un çocuklarından Sedat... Hüsamettin'in payının yarımını sen aldın, yarımını o aldın. Şimdi burada herkesin payı %20'dir. Şevket 20. Tamam, Melahat 20. Onu devinde yap. Şimdi burada 20-20'dir. Bunların payı ne oluyor? %20, bunların payı 30'dur. 28'de 28'ler 30'da çıkıyor. Şimdi ne oldu? Ali Haydar'ın payı 30'dur. Evet. Mahfuz'un payı 30'dur. Evet. Şevket'in payı 20'dir. Evet. Melahat'ın payı 20'dir. Evet. Şimdi 100 oldu burada. Tamam. Biz burada Hüsamettin'le Mehmet'in Nedim'i eledik. Dese dese de gel. Valla söyledik. İyi düşünün. Aa, iyi dinleyin ha. Bak iyi düşünün. Sen hak oldun an hak oldun. Hangisi ayıysa onu yok. Sana yemin edersin babamın oğlu diyorsun. Ben sizin için kendi tehlikeye atmıyorum. Biz şu an bir ticaret yapıyoruz. Bak bu bir ticaret. Ticarete varsanız, oy başım gözüm mesela, yoksanız siz buradan çıktıktan sonra siz vatandaş, çıkın gidin. Siz vatandaş, ben memur. Tamam. Siz bu emaneti verdikten sonra yarın şirket olsa, bütün sıralarınız gelse bu para gitti. Bak açıl neden konuşuyor. Anladın ne dedi? Yani yarın kimse gelip bunun hesabını bana soramaz. Bana sorabilir. Ben şimdi söz söyleyeyim. Şikayeti yapan yine sizlersiniz. Ben değilim. Benim görevim size yazmaktır. Ben bu araziyi gidip havadan size yazmıyorum. Yine o bölgeden size yazmıyorum. İçinde bir şüphe olsa gel, tek tek gidelim. Neresini yazıyorum size söyleyeyim. Hayrettin çiftçidir, bilir. Ben diyorum Hayrettin'de bunu yazdım. O bilin neresini yazdım. Tamam kardeşim. Has elhamdülillah, yani siz kendi aranızda anlaşırsanız biz kontrolmazsa vallahi billahi Ezra'yı da gelse bu araziyi sizden alamaz. Niye diyecek? Çünkü bilik kişisizsiniz. Muhtarsızsınız. Yani bugün Belona'daki İsmail'sin araziyi tanımıyor. Nihat'sın araziyi tanımıyor. Gültekin tanımıyor. Mehmet Nedim'in kızları tanımıyor. Yani. Yani ben yine sıkıntıyı size buluyorum ha. Aynen. Bu işinizi karıştıracak kişi aktaşlar değildir. Başaranlar hiç şikayet etmiyor. Aktaşlar şikayet etmiyor. Koçeler hiç şikayet etmiyor. Yani bunu çok ne konuşayım? Yok. Ben yine sizlersiniz yani. Bak onun için ben... Bu ailenin kendisinden başlamış. Yani bugün Mehmet Şirinler gelip de sizi şikayet etmez. Çünkü onların da altı yaştı. Çünkü de yani alttan kalsın herkes birine bağlıdır. Ama siz eğer burada bir... Ben isterim ki bak bu işten mücadele eden insanlar sizler. Nasıl yapmış? Yani ben bu konuyu izah etmek istedim ona. Bir teşhir meselesinde ayrıklandı. Ya o dediği için bir ne oldu böyle? Şimdi ben bunda yalnız mı düşündüm? Ben de Fahsım demek de iyi miydim kötü müydüm? Hadi ben size söyleyeyim. Yok, sen Fahsım'ın ismini bu şekilde kullanmak sadece iyi miydi kötü müydü? Sen söyle söyle. Bunda iyidir yani. Yani yarın İsmail'e Farum nereden bilir de Fahsım Hayrettin'in kaynanasıyla arasını kendi adına yazmıyor. Eksiz kendi arasında bilgi sızdırmasana. Bunlar kaynağı güvendikten sonra çok güzeldi. Keşke benim de böyle bir şansım olsaydı. Dışarıya sızdırmasanız, yani benim anlattıklarım doğru değil midir? Yani doğru. Size mantıklı değil midir? Yani şikayetin olma ihtimali 50 iken bire inmez mi bu şekilde? Çünkü yarın başarına diyecek, ulan sen kimsin sen benim adamı şikayet edin? Yaşlı bir kadın, namussuz, kim erkek de onu davaya getirebilir? Bak size bir şey söyleyeyim ha, siz nakipler ailesi, ulan siz başkasını şikayet edemezsiniz. Ben sizi tanıyorum. Hak Kur'an, hak Kur'an çok affedin. Bize bir tabir var, diyor ki gözünüzde kaç kıl var biliyorum. Siz onları şikayet edemez. Siz birinizi şikayet edeceksiniz. Diye gol ki maliyet malin ne atırsın? Gol ki maliyet nerede biliyorsun diye. Evin öközü şeyinden korkmaz.
Sen bundan korkmaz ama vallahi sen koçeri şikayet edemezsin. Kur'an seni şikayet edemez, sen korkarsın. Çünkü niye de sen diyorsun ya bak ben düşman. Karşına ülke alıyorsun. Bak burası Türkiye'dir. İçe kavga edersin ama dışarıya karşı Türkiye bir yumruk oluyor, öyle değil mi? Niye? Çünkü ülkeyle savaşıyorsunuz. Şimdi siz koçeri şikayet ederseniz karşınıza bir ordu alırsınız. Başarılarını şikayet ederseniz karşınıza bir aile alırsınız. Ama siz birinizi şikayet edersiniz. Çünkü niye de sen saatin gücünü biliyorsun, kemalatin kendini gözünü biliyorsun. Yani birinize iyisiniz, birinize erkeksiniz. Ama dışarıya karşı bu hareketi yapacağınıza miskal-i zara inanmam. Yanlışsa söyle vallahi orasından yanlış konuşuyorsun. Yani siz birinizi şikayet edin. Ben korkum sizin dersiniz. Siz birinizi şikayet etmezseniz bu dua yok ha. Hakkı Kur'an kimseye şikayet etmez. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi billahi siz birinizi şikayet edeceksiniz. Ben ondan korkuyorum ha. Bu kelime...